Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Önemli gelişmeler yaşanıyor. Öncelikle Akdeniz'de başlayalım. Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Birleşik Arap Emirlikleri yine Fransa'nın olası katılımıyla önümüzdeki hafta Medusa 11 ortak askeri tatbikatının Girit'te yapılacağı duyuruldu. Tatbikatın Girit Adası kıyılarında Akdeniz'de yapılması planlanıyor. Burada sıkıntılı durumdan bahsedeceğiz. Öncelikle yazanı okuyalım. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri tatbikata katılmak için savaş uçaklarını Girit'teki Suda hava üssüne konuşlandıracak. Çünkü Yunan hava kuvvetleriyle daha fazla ortak tatbikat için tatbikattan sonra da burada varlıklarının korunacağı ifade ediliyor. Yani temelli bir konuşlanmadan bahsediyoruz. Burada provokasyon gelmiş durumda. Türkiye ile Libya arasında imzalanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması'na karşı bu tatbikatın yapıldığı belirtiliyor. Habere baktığımızda Girit ve Libya arasında yankı uyandıracak tatbikat olduğu ifade ediliyor. Burada sadece hava kuvvetleriyle değil, Mısır'ın Mistral sınıfı fırkateynleri ve yine Yunanistan'ın denizaltıları ve korvetleriyle beraber füze botları bu tatbikata katılacak. Girit'i kilitleyecektir cümlesi kullanılmış. Burada önemli olan bu tatbikatın Libya ile Girit arasında yapılacağının belirtilmesi. Dolayısıyla böyle bir olay olursa ordumuzun müdahale edip etmeyeceği soru işareti. Kısaca düşmanlar birlik olmuş durumda ve Türkiye-Libya anlaşmasının feshi için elinden geleni yapıyorlar. Allah ordumuzun yardımcısı olsun diyerek diğer gelişmelere bakalım. Bir taraftan Yunanistan'da Amerika ile tatbikatına devam ediyor. Yunanistan'daki ABD üslerinde bulunan ABD unsurları Yunan ordusuna eğitiyor. ABD kara kuvvetlerine ait M1 Abrams tanklarıyla Yunan Leopard 2A4 ve Leopard 2A6 HEL tanklarının an itibariyle tatbikatta olduğu belirtiliyor. Yine ABD hava kuvvetlerine ait F-15'lerde Yunan savaş uçaklarıyla beraber görevler yürütüyor. Bununla ilgili çok sayıda haber servis edilmiş. Suudi Arabistan ise Amerika ile tatbikata devam ediyor. Suudi Arabistan, Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait F-15 ağlar ve F-15C'ler yani avcı uçakları Amerikan F-16'larla beraber Kızıldeniz hava sahasında iki Amerikan B-1 bombardıman uçağına eşlik ediyor. İtalya ne yapıyor derseniz, İtalyan donanmasına Destroyer'da Girit Adası'yla Kıbrıs Adası arasında devreye geziyor. İtalya'dan da provokasyon gelmiş durumda. İtalya'nın burada ne işi var? Büyük saçmalık. İtalyan donanma Destroyer'ı Andre Doria'nın Doğu Akdeniz'de gezdiği ifade edilmiş. İtalyan donanması tarafından rapor edilen son faaliyetlere değinilirken Fransız donanmasına ait uçaklarla beraber Yunan donanmasına ait fırkateyn HS Canarias ve hızlı bot Simistopoulos'la beraber eğitim yapacağı duyuruldu. Girit Adası ve Kıbrıs arasında devreye gezen İtalyan morip, NATO müttefiklerinin deniz ve hava kuvvetleriyle yakın bir sinerji içinde çalışıyor şeklinde İtalyan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına yer veriliyor. Görüldüğü gibi bütün düşmanlar dediğimiz gibi Akdeniz'e gelmiş durumda. Diğer haberlerimize bakalım. Mali açıdan zor durumda olan Özbekistan'a Birleşmiş Milletler'den yardım yapıldı. Birleşmiş Milletler nüfus sayımı için Özbekistan'a bilgisayar bağışladı. Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı 70'in üzerinde bilgisayar ekipmanını Özbekistan Cumhuriyeti Devlet İstatistik Komitesi'ne teslim etti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın üvey kardeşi Moğolistan'da madencilikle ilgili anlaşmazlıkla suçlanıyor. Kendisinin yolsuzluk yaptığı ifade edilmiş. Boris Johnson'ın üvey kardeşi Max Johnson, madencilik projesinin kontrolünü ele geçirmek ve yatırımını geri almak için sahte belgeler kullandı. Özbekistan, ana vatanlarına dönmek isteyen göçmenler için Rusya'ya 5 tren gönderecek. Özbekistan halkını taşımak için Rusya'nın Volgograd bölgesinden Taşkent'e 5 demiryolu seferi düzenleyecek. 15, 19, 22, 26 ve 29 Kasım tarihlerinde seferler yapılacak. Çek Başbakan Andrej Babiş'in kabinesinin istifa ettiği duyuruldu. Ekim ayında yapılan parlamento seçimlerinde en çok oyu alan iki merkez sağ parti tarafından yeni bir koalisyon hükümeti kurulmasına yönelik güç paylaşımı anlaşmasının ardından bu şekilde bir hamle geliyor. Sağ kaynakları Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'deki koalisyona bağlı güçlerin Yemen'in liman kenti Hudeyde'nin güney ve doğusundaki onlarca noktayı terk ettiğini duyuruyor. Burada deniz ablukası böylelikle kırılmış oldu.
Afganistan'ın Gazni eyaletinde Azerbaycan'a özenen Taliban'ın açık hava müzesinde araçları sergilediği de ifade ediliyor. Yine dün yaptığımız haberde İran devrim muhafızları ordusunun Suriye komutanının Esad tarafından bölgeden kovulduğunu aktarmıştık. Önemli bir gelişme yaşandı. İran devre dışı kalmamak için Birleşik Arap Emirlikleri'ne mecbur kalmış gibi gözüküyor. İranlı komutan kovulmadan önce Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Esad'la görüşmüştü, bunu hatırlatalım. Dolayısıyla İran Dışişleri Bakanı Abu Dhabi'yi ziyaret etmeyi düşünüyor. Kendisi büyük ihtimalle Birleşik Arap Emirlikleri ile Suriye'deki son durumu görüşecek. Bu da günün ilginç gelişmesiydi. Diğer haberlerimize bakalım. Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimisha, komşu ülkeler Çin'e karşı sorumlu, Güney Kore'ye karşı sağlıklı ilişkiler kurmalı açıklamasında bulundu. Başbakan Kishida Fumio kabinesine girmesi sonrası düzenlediği ilk basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı, ülkesinin ikili ve bölgesel ilişkilerde izleyeceği dış politika eksenini açıklamış bulunuyor. Uluslararası toplum ve düzenin barış ve istikrarı sağlayan evrensel değerlere yönelik meydan okumalar gözlemliyoruz ifadesini kullanarak Rusya ve Çin'e yönelik göndermede bulunmuş oldu. Özellikle Japonya ile Rusya'nın arası son dönemlerde ada meselesi yüzünden gerilmiş durumda. Diğer haberimiz, Tunus Cumhurbaşkanı Said, Tunus'un Safax kentindeki çöp krizini ve Akrab şehrinde devam eden gerginliği çözme sözü verdi. Bununla ilgili haber servis ediyor. Cumhurbaşkanı Said'in Akrab şehrinden gelen aktivistleri ve sivil toplum kuruluşu üyelerini kabul etmesinin ardından bölgedeki gerginliğe ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından yazılı açıklama yapılıyor. Açıklamada Cumhurbaşkanı Said'in Akrab'dan gelen aktivistlere ve sivil toplum kuruluşu üyelerine bölgedeki gerginliği en kısa zamanda çözme sözü verdiği duyuruldu. Çöp krizine ilişkin hukuki konuların ele alındığı aktarılan açıklamada Cumhurbaşkanı Said'in bu dosyayla bizzat ilgileneceği de resmen duyurulmuş oldu. Bu haber de bu şekildeydi. Diğer haberimiz, Ukrayna'dan Gazprom açıklaması geldi. Ukrayna Gaz Sevkiyat Sistemi şirketinin üst yöneticisi Sergey Makagon, Gazprom'un Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderdiği doğal gaz miktarının yalnızca kontrat taahhüdü miktarında döndüğünü, bu nedenle AB'ye doğal gaz sevkiyatında artıştan bahsetlemeyeceğini belirtiyor. Ayrıca Makagon, Ukrayna 250 milyon metreküp'e kadar, yani şu andakinin 2,5 katına kadar göndermeye hazır şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Facebook hesabından yaptığı açıklamalarda Gazprom'un AB'ye gaz sevkiyatını arttırdığını dile getirirken, ancak bunun doğru olmadığını belirterek Rusya'nın yalan söylediği yönünde beyanda bulundu. Avrupa'daki enerji krizinin kısacası devam ettiğini söyleyebiliriz. Ülkeler karşılıklı olarak birbirini suçlamaya devam ediyor. Evet dostlar, böylelikle haberleri aktarmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.